Arkadaşlar merhaba. Bir oyun inceleme videosu yapacağım. Ama böyle teknik bir inceleme olacak. Hani işte şurada silahlar var, ayarları böyle yaparsanız çok hızlı oynuyorsunuz falan gibi bir şey değil. Birlikte kısa bir oyun inceleme yapacağız. Red Dead Redemption'la ilgili Red Dead Redemption yapacağız. Şimdi ben yeni oynamaya başladım. Nereden başlayalım? Mesela abimiz bir dakika şunu susturalım. Gördüğünüz gibi üzerindeki kıyafetler texture olarak görüyorum ben. Yok değil. Şey çok ilginç. Mesela omuzlarındaki taraf tabii cloth simulation yok gibi ama şurada otururken mesela şurası sallanıyor. Sanki burada cloth simulation var. Çünkü burasındaki texture stretch olurken o kuyruğundaki taraf sallanıyor. Orada bir fizik simülasyon var gibi. Kayanın texture'ına baktım. Benim anladığım kadarıyla üzerindeki kar taneleri onu bir texture olarak koymuşlar. Muhtemelen oynanabilirlik olsun diye. Yani hani daha az yük bindirmek için bilgisayarlarımıza muhtemelen. Ve şurada kare kare dikkat ediyor musunuz bu arada? Motion Blur'umuz var. Severim, bilirsiniz. Evet. İşte bu ya. Bayılıyorum buna. Yürürken çimenlerin içinden geçmiyor mesela. Bakın. Çimenlerle bir interaksiyon halinde. Bastıkça eğiliyor. Bu bilgisayarı yoran bir şey ama o kadar da değil. Hani bunu da ekleyelim kardeşim, ayıptır demişler muhtemelen. Zaten kuyruk hair dynamic değil gördüğünüz gibi. O zaman gerçekten oynanmaz hale gelir. Yani hele de standart bilgisayar kullanan arkadaşlarımız için. Bakın kuyruğa. O hair dynamic olsa gözlerden yaş gelir yani. Oyunlarda bazı şeyler kullanıcı oynayabilsin, bilgisayarı kaldırsın da oynayabilsin diye. Şöyle bir yerlere bakıyorum. Mesela işte atın şurasında bir şey var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. O mesela böyle low poly bir şey. Yani düşük poligon sayılı. Atın yeleleri de hair dynamic değil. Ama bu hani değil derken şey değil, niye hair dynamic değil lan falan gibi bir şey değil. Yani hani olması gereken. Fizik simülasyonumdan falan bahsederim ya da bir Instagram'da. Aynı o hesap. Mesela şu şapkada sallanan ip. Çok güzel detay. Çok güzel detay. Oyunlarla ilgili çok daha fazla şey bilmeyi çok isterdim ya. Bakın. Şurada ağaçlarda yapraklar kayboluyor. Ben bunu Unreal'da da yaşamıştım. Distance culling mi deniyordu, bir şey deniyordu. LOD sayısı düşük ya da yüksek olunca bu işler oluyor. Ancak siz tabii bir oyun yaparken ben illa buradaki yani ağaç nasıl diyeyim 50 metre uzaktan da o ağacın dalını göreyim derseniz çok yük biner son kullanıcının bilgisayarına. O yüzden böyle küçük ayarlar yapılıyor. E tabi psikopat gibi orayı izlemiyorsunuz yani oyun yaparken. O yüzden oyun yapan abilerimiz şirketlerde bu durumları göz önünde bulundurarak yapıyorlar. Mesela yeri görüyorsunuz. Bunlar mesela bump map, normal map, displacement map ile kabarıkmış gibi gösteriyorlar. Bize bunu kabarıkmış gibi gösteren şey ise gölge var. Hani bir kabarıklık var, ışık geliyor, arkasına gölge düşüyor. Buralarda geometri yok. Yine aynı sebepten biz bunu oynayabilelim. Kullanıcılar bilgisayarlarında oynayabilsinler diye. Yoksa burada hani bir aslında kaya geometrisi yok. Bunlar texture maplerle o şekilde gösterip kurtardı abi devam dediğimiz şeyler oluyor. Minik bir oyun inceleme. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir.